Şimdi efendim Antalya'ya dönmeden önce günlerdir de bekliyorlar. Çok teşekkür ediyorum öncelikle Bahri Bey size. Hemen daha aslında konuya girmeden kısaca söyleyince hemen eşi ve oğlu da geldi aramızda, Emine Hanım ve Mert Bey. Hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk. Efendim Şaban Ataş'ı aramak için stüdyomuzda eşi, oğlu ve sen kuzeni mi oluyorsunuz siz Bahri Bey? Aynen ben kuzen oluyorum, amcamın oğlu. Amcanızın oğlu. Şimdi bize önce Bahri Bey başvurdu. Bahri Bey başvurduğunda da az sonra size izleteceğim. Dedi ki benim dedi kuzenim Şaban yok. Şaban dedi, bunu özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Daha sonra gireceğim detayına. Motosikletiyle beraber kayboldu. Peki Bahri nereye gitmiş olabilir? Şaban dedi ki ben karısından şüpheleniyorum, oğlundan şüpheleniyorum. Neden? Çünkü dedi benim kuzenim Şaban'ın bir arkadaşı var. Burhanettin. Şaban'la eşi de usulen boşanmıştı ama aynı evde yaşamaya devam ediyorlardı. Dedikodular şu yönde. Şaban daha ortadayken Emine ile Burhanettin bir gönül ilişkisi yaşamaya başlamışlar. Daha sonra da Burhanettin'le beraber Şaban'ı ortadan kaldırmışlar. Konuşulan bu, dedikodular bu. Biz de günlerdir, aylardır ulaşamıyoruz. O yüzden Şaban'ı bulmanızı istiyorum diye bize başvurdu. Ben yayında söyler söylemez de Emine de aldı oğlunu, beraberce geldiler. Burhanettin'i de bulduk, onunla da konuştuk. Size hepsini izleteceğim. Neden bu mu? İnşallah öyle değildir. Belki Burhanettin hemen ortaya çıkar, ben buradayım da der. Ama aman Şaban ortaya da çıkar, buradayım der. Ama 48 gündür kendisinden haber yok. Nereden kayboldu? Muğla, Fethiye, Seydi Kemer'den kayboldu. Şimdi işte onun kaybolmasının nedeni Emineciğim, senin Burhanettin'le yaşadığın ilişki mi? Bundan dolayı aslında Şaban'ı öldürdünüz mü? Aslında soru bu. Kısacası şimdi ne yapayım? Uzun uzun kibar kibar konuşayım diyorum da aslında netini söylemek lazım. Evet. Sen de ona cevap vermek için aramızdasın. Bahri Bey'in iddialarını bir izleyelim önce. Boşandığı eşiyle yaşayan 52 yaşındaki 3 çocuk babası Şaban Ataş, 22 Mart'ta Muğla Fethiye Seydi Kemer'de kayıplara karıştı. Onu aramaya gelense kuzeni Bahri Ataş'tı. Mart'ın 25'inde eşi Emine Karabulut söyledi. Bunun hayatında başka kadın falan vardı dedi. Bakalım bir araştıralım falan gibisinden şey yaptım. 6 gün sonraya kadar telefonlar açıktı Şaban'ın. Ondan sonra telefonlara ulaşılmadı. Çoluk çocuğu var sonuçta, yani ortada niye kaybolsun gitsin? Endişe ediyoruz kendisinden, hani sağ mı ölü mü olduğunu bilmiyoruz. İddia o ki eski eşinin anlatımına göre Şaban Ataş son zamanlarda üzerinde sürekli yüklü miktarda para bulunduruyordu. Emine Hanım bana Şaban'ın Ocak ayında mı, yani üzerinde 25-30 binlerden aşağı para olmadığını söyledi. Sürekli nakit para taşıdığını söyledi. Ben bu adamın ya parasından öldürüldü, bir başına bir iş geldi. Bilemiyorum ne olduğunu. Bahri Ataş'ın şüphesi ise kuzeninin can dostu olduğunu söylediği Burhanettin isimli arkadaşı üzerindeydi. Sebebi ise Şaban Ataş'ın eski eşiyle bahsettiği arkadaşı hakkında çıkan ilişki dedikodularıydı. Kuzenimin Burhan isminde bir arkadaşı vardı. Yedikler içtikler ayrı gitmezdi. Burhan da evli bir insan. Ayrıca görüşürlerdi yani. 3-5 yıl önce böyle bir şeyler duyuldu ama ben gidip de ne kuzenime söyledim ne eşine söyledim. Böyle şeyler söylenmez diye düşündüm. Söylemedim. Ne konuşuluyordu peki köyde? İşte çok samimi olduklarını, Şaban'ın bir fikirli olduğunu, Şaban'ı hep kandırdığını falan söylüyorlardı bu adamı. Kuzenimin arkadaşıyla Emine Hanım arasında bazı dedikodular sağda solda konuşuldu. Dedikoduları Şaban duydu, Burhan'la Şaban'ın arasında bir diyalog mu geçti, bir sıkıntı mı geçti? Duyduktan sonra mı başına bir şey geldi? Yani bu doğrultuda şüphemiz var. Bahri Ataş'ın şüphe duyduğu bir diğer kişi ise kayıp kuzeninin boşandığı eşiydi. Burada belki Emine Hanım olması gerekiyordu. Buraya gelme eşi de biraz bizi kuşkulandırıyor. Emine Karabulut bana bir de şunu söyledi. Şaban kaybolduktan bir süre sonra motoruyla Fethiye'de bir ışıklarda göresiymiş bir kadın. Eşinin kaybıyla alakalı mantıksız şeyler söylüyor. Bana bu biraz saçma geldi, inandırıcı değil yani. Kayıp olduğu gibi motoru da yok. Şaban Ataş'ın aynı evde yaşadığı eski eşinin umursamaz tavırlar sergilediğini ve farklı farklı açıklamalar yaptığını öne sürüyor Bahri Ataş. Bir, motoruyla Fethiye'de ışıklarda görüldüğünü söylüyor Emine Hanım. İki, yurt dışına falan gitmiş olabileceğini düşünüyoruz falan diyorlar. Üç, bir başka kadınla birlikte olduğunu, onunla da gitmiş olabileceğini düşünüyor. Yani. Benim kuzenimin başına ne geldiyse eşi, çocukları ve Burhan denen arkadaşı mutlaka biliyor. Kuzenim eğer hayatta olsaydı telefonu niye kapatsın? İlla birisiyle görüşecek. Emine ortada dolaşıyor çarşıda, pazarda. Burhan da sağ hayatta. Şaban Ataş neden yok? Bunun açıklaması olması lazım. Bahri Ataş hayatından şüphe ettiği kuzeni Şaban Ataş'ın akıbetini öğrenebilmek istiyor. Müge Hanım, kuzenimin başına bir iş geldiğini düşünüyorum. Hayatta olup olmadığından endişemiz var. Bir an önce bulunmasını istiyorum. Sizin bu olayı aydınlatacağınıza inancım, güvencim tam. Evet, iddialar bu yönde. Hala aynı iddialarını sürdürüyor musun Bahri? %90 bu doğrultuda iddialarım. Şimdi önce o zaman motosikletten başlayalım. Sonra ben size soracağım. Bahri, sana motosikletiyle beraber Şaban'ın kaybolduğunu kim söyledi? Şimdi Şaban'ın 22 Mart'ta evden işe gidiyorum diye gittiğini söyledi Emine Hanım. 25 Mart'ta ben aradım.
Daha önce de böyle durumların olduğunu söyledi. Yani daha önce böyle cuma günü gidip de pazar ya da pazartesi geldiğini söyledi. İşte başka kadınlarla birlikte oluyordu, görüşüyordu falan diye. Sonra motorla Fethiye'de ışıklarda bir bayan arkadaşının aynı önce kullandığı kaskla birlikte gördüğünü söyledi. İddialar doğrultuda olunca yani bana pek inandırıcı gelmiyor. Şimdi neden motosikleti soruyorum? Önce yani ben biliyorsunuz sona kadar saklayamam. Şimdi motosiklet dedin sen fakat biz oraya gidip röportajlar yapınca gördük ki Şaban'ın motosikleti kapının önünde. Doğrudur yani kendisi bana telefonda kendisi öyle söyledi. Hayır Müge Buyurun, Hanım. Müge Hanım ayın 25'inde ben Bahri abimi aradığım zaman kendisi evdeydi. Ve çocuklar vardı yanında, çok gürültü vardı. Orasını anlamamış olabilir, kabul ediyorum. Ben ona hiçbir zaman ve bütün konuştuğum insanlara evinde arabası, motoru evin önünde yaya çıktığını söyledim. Kesinlikle Bahri abime ben Şaban motorla gitti demedim. Motorla söylediğim konu da şu. Benim daha önce oturduğum mahallemden komşum beni arıyor, kendi ismini de söyledim, Türkan Yay diye kadın aradı. Dedi ki ben dedi Çamköy ışıklarında beyaz motor yarım kaskla gördüğünü söyledi. Ben de bunu emniyete bildirdim. Emniyette gittiler, kadının ifadesini aldılar. Kadın da gördüğünü iddia etti. Ve bu kadın dedi ki neden yalan söyleyeyim? Ben 6 yıldır aynı yerde oturduğum adam. Ben Şaban'ı tanıyorum dedi. Ve polise ifadesini... Ya motosiklet ama onun motosikleti değil öyle mi? Hayır, beyaz bir tane motosiklet olduğunu ve başında yarım kask olduğunu dile getirdi. Ne demek yarım kask? Yarım takılıyor. Bir bütün takılan oluyor, kasklar var. Bir de yarım takılan. Madencilerin yani, taktığı gibi. Yani yarım takılan dedi ki ben yüzünü nasıl gördün demesinler diye yarım kasklı gördüm dedi yani. Evet, evet. Ve polisteki ifadesini verdiğinde polis de şunu diyor. Neden bir fotoğrafını çekmedin diye. Kadın da dedi ki hani ben de sordum aynı şeyi. Dedi ışıklarda dedi 5 dakika durmadı hemen kalktı gitti dedi. Ben dedi kayıp olduğunu Seydi Kemer'de duydum dedi. Daha önce de duymamıştım dedi. Yani siz diyorsunuz ki ben motosikleti demedim, sizin yanınızda çocuk sesleri vardı, öyle duydu diyor sizin. Yanlış anlamış olabilir ama ben bütün yani tanıdıklarını, bildiklerini hepsine motorun ve arabanın evde olduğunu, motorun hatta o gün Burhanettin Öztürk'le Bize'ye götürecekti. Kendisi ben işe gideceğim dediği için motor kaldı. O gün esas... Nereye götürecekti? Bize'sine. Sigortası yapılıyor ya Bize'si yıllık. Motosikleti. Motorun. Evet. Hı-hı. O yüzden motosiklet evde. Çalışmaya gideceğim dediği için motosiklet kaldı. Geriye döndü. Arabayla da gitmeyişinin sebebi... Burhanettin nerede kaldı? Burhanettin evine gitti o gün. Sabah eşim kendisi onu aradı. Gel kahvaltı yapalım diye. O da bizim Seydi Kemer'e geldiğini, benim annem sebze yetiştiriyor. Fidan ektiği için annenin yanındayım dedi. Kayınvalidenin yanındayım, tamam geliyorum dedi. Geldi, ben kahvaltıyı hazırladım. Şaban Bey de kahvaltısını yaptı, ben de kahvaltımı yaptım kim o zaman. Kim vardı evde? Annem sonra geldi. Şaban vardı, ben vardım. Burhanettin abi geldi. Yani üçünüz beraber kahvaltı yaptınız. Burhan abi kahvaltı yapmadı. Şaban'la ben kahvaltı yaptım. Sonra Burhan eve geldi. Siz de arabanın sigortasını yaptırmak için niye Burhan'a ihtiyacımız var? Devamlı arabanın da vizesini yaptırmaya beraber gittikleri için ben bu konuları pek anlamıyorum. Hatta motor vizesi yapılan yeri bilmiyorum dedi kendisi. Beraber gidelim dedi. O da tamam dedi. Yani bunlar beraber giderlerdi. Arabayı vize yaptıracaklarında da beraber giderlerdi. Sonra vize yaptıracak demeyelim. Sigorta diyelim. Yani evet, doğru evet sigorta. Şimdi motosikletin sigortası mı yapılması gerekiyordu? Evet, evet. Tamam, siz karı koca oturuyordunuz. Evet. Burhanettin'i çağırdı eşin. Evet. Dedi ki gel beraber bunun sigortasını yapalım, evet. Yaptıralım. Tamam, kahvaltı edildi. Sonra hı-hı. Ne oldu da sigortasının yapılmasından vazgeçildi? Şaban Bey ben işe gideceğim dedi. Zaten Müge Hanım hayır, şöyle. Hayır, işe gideceğim dedi de zaten işte yarım saat ne kadarsa 15 dakika bir saat önce gel demiyor mu ona? Bunu akşamdan konuşuyorlar beraber. Burhan abin de bize sabah gelmesinin sebebi motora götürmesi. Yani motoru götüreceği için geliyor peki, bize. Peki Burhanettin akşam mı annenle berabermiş, annenin evindeymiş? Hayır, Burhanettin Bey kendi evine gidiyor. Akşam beraber gezmeye çıkıyor bunlar. Etaba, ondan sonra pastaneye... Ondan bahsetmiyorum.
aradığında Şaban Burhanettin'i demiş ya, ben de zaten senin kayınvalidenin yanındayım. Evet. Tamam, o akşam mı kayınvalidenin, yani senin annenin yanında, sabah mı yanında Burhan? Sabah yanında, bahçedeler beraber. Tamam, o zaman işte benim dediğim gibi, yani sabah arıyor kocan Burhanettin'i, gel diye. Aha. Tamam, o da kayınvalidenin yanındayım zaten diyor, geliyor. Evet, geliyor. Tamam, sonra ne oluyor da sigortaya yapılmaktan vazgeçiliyor? Şaban Bey işe gideceğim dediği için vazgeçiliyor. Hayatım, işe gitmesi, işe mi çağırdılar? Öyle mı söyledi, ya? Kendisi öyle söyledi, işe gideceğim dedi. Ne işi var, ne iş yapıyor? Bir özel şirkette çalışıyor. Evet, yani. Evet. Tamam, peki onun işe gidiş saati belli değil mi? Müge Hanım, son zamanlarda, yani Ocak ayından itibaren gidiş geliş saatleri çok farklı oldu. Bazen 9'da gidiyor, bazen 9.30'da gidiyor, bazen gitmedikleri zaman oluyor. Yani bu yıl pandemiden sonra gelip gitmeleri çok, yani günleri bile farklı oldu. Tamam, ama Şaban arıyor ya şimdi Burhanettin'i, gel diye. Evet. Tamam, Burhanettin kaç dakika sonra geldi? 5 dakika sonra geldi. Annemin yanında olduğu için geldi. Tamam, 5 dakika sonra geldi. Gel dedi, gidelim dedi. Tamam. O da geldi. Sonra oturdunuz mu hiç evde? Oturduk. Ne kadar oturdunuz? Yarım saat kadar oturduk. Tamam, o kahvaltı esnasında söyledi zaten, iş yerinden çağırdılar. Ben işe gideceğim dedi. O 5 dakika içinde sen kahvaltıda oturuyorsan, o zaman ona telefon geldiğini görmüşsündür iş yerinden. Öğreniriz şimdi kim aradı diye, buluruz şimdi iş yerini de. Ama ben iş yerine gittim, sordum. Dedi, dün dedi Şaban Bey işe gelme dedi. 3 gün izinlermiş Şabanlar. Tamam, işte çok güzel ya. İşte şimdi aradı, gel dedi. 5 dakika sonra da adam geldi, sigortaya gidecek derken. Evet. İşe gideceğim şimdi, oturuyoruz biz, ben seni çağırmışım, nasıl işe gideceğim? Kahvaltı yapalım diye çağırdı, hem motor konusunu konuşalım diye çağırdı. Kendisi çağırdı. Emineciğim, bak az önce öyle söylemedin. Dedin ki onu çağırmasının nedeni sigorta yaptırmayı bilmiyordu. Sigorta yerini göstersin nerede yapılıyorsa dedin, evet, ya az önce. Evet. Tamam, onu çağırdı. Sigorta nerede yaptırılacağını da bilmiyor. Gel beraber gidelim dedi. Evet. Kapattı, 5 dakika sonra geldi Burhanettin. Ama Müge Hanım şöyle, bunlar kendileri kendi aralarında konuşuyorlar. Benim yanımda bu konu konuşulmadı. Sadece benim yanımda Şaban, ben işe gideceğim dedi. Kahvaltımı yapıp işe çıkacağım dedi. Bu, yani motor konusu benim yanımda konuşulmadı. Akşam kendileri konuşmuşlar. Emineciğim, yayın sonrası seninle oturduk, bir şeyler içelim diye. Sen de o gün yaşananları bana anlattın. Evet. İstersen bir kez de kayıt altına alınsın, o gün ne yaşandı? Müge Hanım, ben vicdan azabından duramıyorum. O gün kahvaltı yaptık. Tam kahvaltıyı kaldırırken wifi'nin fişini sordu Şaban bana. Ben de wifi'nin fişini bulamamıştım. O esnada Şaban bana nereye koydun, ne yaptığını niye bilmiyorsun diyerekten bana küfürle, hakaretle konuşunca Burhan abi de dayanamadı, arkasından vurdu. Vurunca etkisiz kaldı. Yanı başında koltuğun üzerinde beyaz çamaşır ipi vardı. Çamaşır ipini aldı, hemen boynuna doladı, onunla sıktı. Ondan sonra, yani ben olayın şokunda direkt ben oğlumu kaldırdım. Dedim, hangisini? Mert'i kaldırdım. Mert'e dedim, Burhan amcan dedim, babanın dedim kafasına vurdu dedim. Oğlum bir aşağıya gel dedim. Çocuk kapıyı açmadı, önce rüya mı görüyorum ben diye tedirgin oldu. Ondan sonra ben aşağıya indim. Bu sefer tekrar kollarını bağladı sarkmasın diye. Yani morarmıştı artık Şaban. Yani çocuğum aşağıya indiğinde böyle çok şaşkın şaşkın, yani bir rüya alemindeymiş gibi şaşkın bakmaya başladı. Ve Burhan oradan bana örtü getir, direkt ben saralım diye. Mehmet de aşağıdaydı zaten, annemin yanındaydı. Aşağıya ben çocuk gelmenin panini acelece odunların üzerine sardım, halı örtüm vardı, onu getirdim. Ve sardık, onu aşağıya koydum, depomuza koydum. Yani aşağıya hep beraber götürdük. Mert'e de kızdı, bana da dedi, hadi hızlıca bunu buradan çıkaralım dedi, depoda dursun dedi. Bunu dedi akşam üzeri dedi, yaylaya dedi, götürelim dedi.
Tamam dedim ben de. O sırada ayağındaki giyecek olduğu ayakkabı sorulacaktı. Ayakkabısını, cüzdanların her şeyini yaktım, sobada yaktım. Yani bir iz, bir şey kalmasın diye paralarına dahi yaktım. Ama çok pişmanım ama ben hiç öldürmeye teşebbüs etmedim, ben vurmadım. Ben yani hiç bedenine dokunup da bir şey yapmadım. Ben sadece taşımaya yardım ettim. Oğlum da sadece taşımaya yardım etti. Şimdi başa dönersek anladığım kadarıyla siz üçünüz o gün kahvaltı ediyorsunuz. Mert de yok. Yok. O sırada. Çocukların Mehmet de yok. Mehmet oruç zaten. Ve senden wifi'nin fişini istiyor. Evet. Bu arada hani ekrana o ettiği küfürü tam olarak veremeyiz ama... Hakaretli konuştuğu için çok dayanamadım. Hakaret ediyor. Evet. Sen o sırada neredeydin o wifi'nin fişini ararken? Ben üst kata çıkmıştım. Üst kata çıktım, indim aşağıya. Şaban yerde yatıyordu. Ha, yani senin yanında vurmadı mı? Hayır, benim yanımda vurmadı. Ben geldiğimde Şaban yerde yatıyordu. Ha, sana wifi'nin fişini istediğinde sen üst kata çıktın. Evet. O sırada mı arkandan küfür etti? Evet, evet o sırada. Yani ben o hızda zaten küfürünü duyunca da ben yukarıya çıkmıştım zaten. Ha, sen o zaman Şaban'ın nasıl öldürüldüğünü görmediğini söylüyorsun. Hayır. Sen aşağıya indin. Aşağı indim de Şaban böyle yüz aşağı yatıyordu. Peki ne söyledi sana Burhan? Vurdum kafasına dedi. Koltuğumun yanında çamaşır ipi vardı beyaz. Neyle vurmuş? Sopayla. Sopayı nereden bulmuş? Bizim beyzbol bir sopamız vardı. Beyzbol sopası. Hı-hı. Nerede duruyordu? Mutfaktaydı. Camın kenarındaydı. Biliyor muydu Burhan yerini? Ya ortadaydı zaten. O beyzbol sopasıyla mı vurmuş? Hı hı. Sonra sen ne yaptın görünce? Ya baktım yani etkisizdi. Şaban hiçbir etki vermiyordu. Böyle duruyordu. Ondan sonra iple yani ipi tuttu boynuna sarıladı. Ve Şaban morarmaya başlamıştı. Yani tamamen gitmişti. Yani ben de korkuyla hiçbir şey diyemedim. Bir anda şok Peki oldum. Peki hiç kan falan? Yoktu. Sonra aşağıya indirirken ağırlığından, merdivenlerden indirirken kafasından kan geldi. Arkasından nereden? O yani yüzünü açıp da bakmadım. Sonra çamaşır ipiyle de boğdu. Hı-hı. Nerede olmuş bu olay? Bizim oturduğumuz odanın içinde. Kahvaltı masasının orada. Hı-hı. O ona hiçbir karşılık vermiş mi? Hayır. Vermemiş. Hayır. Sonra o iple boğdu. İple boğduktan sonra onu bağladınız mı? Evet. O sıralarda evet. Mert de yok. Hayır, yok. Sonra sen tekrar Mert yukarı katta mıydı? Evet. Ben tekrar Mert'i çağırdım. Mert böyle nasıl duruyorsa böyle baktı kaldı. Hiçbir şey demedi. Sonra? Sonra onu depoya indirdik. O halının üst, halının kılıfının içine mi koyup indirdiniz? Evet, evet. Halı örtüsünün içine koyduk. Halı örtüsünle birlikte koyduk. Yine bağladınız mı onu? Bağlı, bağlı, evet bağlı. Merdivenlerden aşağı indirdik, depoya indirdik. Depoda uzattığımız şeyde kan geliyordu başından. Arka tarafından Şaban'ın. Oraya ben siyah poşet koyulmasını istedim. Siyah poşet koyuldu. Ondan sonra depoyu kapattım. Geçmedim yanına, bir daha geçmedim. Akşam üzeri Burhan geldi. Peki bir mesajdan bahsetmiştin. O mesajı kim attı? Ben attım. Onun telefonundan? Evet, ben attım. Telefon nerede? Kırdım, attım. Ama 8 gün çaldı diyorsunuz. Evet, 8 gün boyunca da evde tuttum. 8 gün boyunca evde tuttun, sonra mı kırdın? Evet. O sırada ayakkabıların nelerini yaktın sobada? Ayakkabılarını, iş kıyafetlerini yaktım. Kimliklerini falan? Hepsini yaktım sobada. Ama telefona başta kıyamadın mı? Niye telefonu kırmadın, onu da yakmadın? Hemen yani direktmen telefonu kapanınca herkes harekete geçecek. Bu sefer arama daha çok hızlanacak diye o şekilde yaptım. 8 gün sonra yine o sobada mı yaktın? Aynı sobada mı yaktın? Aynı sobada yaktım.
Peki sonra akşam iftarın olmasını beklediniz anladığım kadarıyla. Evet, Mehmet oruçtu, Halil İbrahim oruçtu. Halil İbrahim zaten okuldan geldi, onun hiçbir bilgisi yok, hiçbir haber yok. Sadece Halil İbrahim'e şey dedim, baban dedim, gelmedi, yok arıyorsa annem dedim. Allah Allah dedi, ya çalışıyordur dedi. Çocuklar ilk önce çalışıyor diye düşündüler. Mehmet de, Halil İbrahim de hiç şüphelenmediler. Ama ben çocukların yüzüne bakamıyordum, bir şey diyemiyordum. Peki sonra iftar ettiniz mi evde? Çocuklar oturdu biz yemeğe, ben yemeğe oturmadım. Yani bu arada da anneme hiçbir şey belirtmemeye başladım. Anneme gidecek başka eşyalar var mı diye onu arattırırken biz de hamaca koyduk. Annem görmeden. Nereye koydunuz? Hamaca, römorka koyduk. Römorka koydunuz. Sonra annen niye geldi sizin? Annem, evin anahtarları annemdeydi. Ben de gideceğim dedi. O şekilde Mert'le Burhan abi tuvalete geçeceğiz dediler. Ben de tuvalete geçeceğim dedim. Anneme hiçbir şekilde o şeyi indirdiğimizi göstermedik. Zaten yolun kenarına bıraktık. Dur, önce evden bir çıkalım. Evden gene Mert'le Burhan mı taşıdılar? Evet, ben de dahil. Üçümüz taşıdık. Beraber taşıdınız. Üçümüz taşıdık. Diğer eşyaları da koydunuz üstüne. Evet. Sonra yolda nereye attınız? Yolda yayla yol üzerine attık. Yani mevki olarak gösterebilirim de oranın ismini bilmiyorum. Yani üstünü örtmeden attık. Yani kenara koyduk. Ve Böyle bir uçurumdan falan mı attınız? Hayır, uçurumdan atmadık. Kenarda. Ve açık bir şekilde koyduk. Sabah, açık dediğin? Açık, normal açık. Yani götürdüğüm halı örtüsünle birlikte. Halı örtüsü dedi, ince bir örtü mü? Hı-hı. Yani dokuma örtüler oluyor ya. Hı-hı. O, ona sarılıydı. Zaten battaniyeyi de sardım. De onun üzerine battaniye mi sardın? Hı hı. O bir tane mi marketin orada durduğunuzu söylemişti Burhan. Hayır, o marketten yok geride. Yani onu şey yapmadık. Markete sadece gelmeden? Hayır, markete gelmeden. Yani ne vardı sağda, solda falan? Hiçbir şey yoktu. Ama sen gene bilirsin, şu bir yeri döndükten sonra, bir şey de olduktan sonra. Şeyin yakınında. Sarıyer mevkiindeki mezarla Varmaz'dan önce. Sarıyer mevkiinde mezarla Varmaz'dan önce. Orada atmaya kim karar verdi? Oraya atmamıza kimse karar vermedi. Zaten gündüz Burhan'la ben bakıyordum, bir yerlere bakalım dedim. Ben yani hiçbir yere konduramamıştım. Sonra Mert'i alıyor arabayla. Oraya koyalım, buraya koyalım diye koyulacak olan yeri Burhan abi kendisi belirliyor. Ha, yani siz onu alta koyduktan sonra depoya, sonra gidip nereye atacağınıza mı karar verdiniz? Evet. Peki orada bir sürü uçurumlar falan var. Niye oralardan atmadınız? Atmadık, bulunacak diye atmadık. Yani çok çabuk ortaya çıkacak diye. Ama koyduğumuz yer daha hiç uçurum değil, daha kolay bulunur bir yer diyorsun. Evet. Yani bir şeyin içine falan mı sakladınız? Bir yerin içine mi sakladınız? Önünde kaya şeysi var, yığıntısı var, toprak yığıntısı var. Toprak yığıntısının içine mi attınız? Arkasında. Üzerine bir şeyle örttünüz mü? Örttük. Oradaki yani, toprak? Sabaha karşı Burhan'la ben örttüm. Ha, siz önce bir bıraktınız, sonra annenin de araba. Annem falan hepsini eve koyduk. Ondan sonra geri döndükten sonra bir daha sabaha karşı tekrar mı çıktınız? Evet, sahurda çocukların yemeğini yedirdim de ben odama yatıyorum diye çıktım Mehmet'e. Mehmet zaten üstüme çok titriyordu. Anne gelir babam canını sıkma diye. Hep ağlıyordu da. Ona hiçbir şey belli etmedim. Yavaşça evden çıktım. O zaten odasındaydı. Namaz kılarak kalmıştı Mehmet. Çaktırmadım evden çıktığımı. Burhan'la çıktım. Gittik yayla yol üzerine. Biraz kendisi elinle toprakla deşeledi, oradaki bulunan taşları koyduk ve bir daha da hiç olduğun yere gitmedim. Ne oldu, ne durumda da bilmiyorum. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.